Merhabalar, şu anda yine yoldayız. Bu sefer Ödemiş Gölce kamp yapmaya gidiyoruz. Ama tabii kamp yapılabilecek mi onu da bilmiyoruz. Bilmiyorum. Birkaç sene önce orada çadırlar görmüştük. Ne zamandır da aklımızda vardı. Bir gidip bakalım dedik. İnşallah yapılıyordur. İnşallah yapılıyordur. Yapılmıyorsa da herhalde çadırımızı atacak bir yer buluruz diye düşünüyorum. Orada görüşmek üzere. Karşıda çadırlar var. Ama orası acaba paralı bir yer mi? Gibi sanki. Çadırlar burada da var. Nerede? Sağda. Ama o şey gölge gibiymiş. Göl kenarında çadır kurmak yasaktır. Hani bakın. Hep kurmuşlar çadıra. Canlar mı onları kaldırttırıyordur. Geldiğinde ama karşıda bir şansımız. Gölcüğün çarşısı. Şimdi çadırı kurmak için yer arıyoruz. Muhtemelen şurada ağaçların altında kendimize yer bulacağız diye düşünüyoruz. Bakalım gidince göreceğiz. Hava çok güzel. Hafif serin. Muhtemelen akşam biraz soğuk olacak gibi. Şimdi gölün etrafını komple dolaştık. İki yer bulduk aslında. Birinde bir aile vardı. Bir tanesi de arkamızda kaldı. Bir tık fazla sinek var gibi geldi ama çadır kurulabilir. Şimdi sadece kampinglere şeyi soracağız. Ne kadar olduğunu soracağız fiyatların. Eğer uygunsa ve kendi mangalımızı vesaire yakabiliyorsak kampinglerde kalalım dedik. Ama gereksiz pahalıysa o az önce bulduğumuz yere geleceğiz. Oraya kurmayı düşünüyoruz çadırı. Şimdi evet. Ali Baba kampinge geldik, sorduk. 30 liraymış burada günlük. Çadır başına 30 lira. Bir de hani kendi mangalımız yanımızda var, kendi içeceklerimiz yanımızda. Onlara da hiç laf etmediler. Onları mangala da ekstra ücret istemediler. Aynen istemediler. Şu an 30 liraya şuraya kuracağız. Çok beğendik. Tam karşısı zaten Gölcüğün şehir merkezi. Şimdi çadırımızı kuralım. Evet. Julien mi doğruyorsun biberleri? Evet, Julien doğruyor. Yani aslında daha çok kafamda sesler söylüyor. Harika. Muazzam. Aslanko, doydun mu? Doydum, evet. Ellerine sağlık. Ellerime sağlık. En çok neyi beğendin? En çok şeyi beğendim. Lokum etleri beğendim. Evet, bir biraz de biberleri beğendim. Aynen, bir dahakine biraz daha az pişireceğiz. Bir de salatayı çok güzel yapmışım, biliyor musun? Afiyet olsun. Thank you.
Kahvaltıyı yaptın. Evet. Hamağa da yattın. Evet. Nasılsın? İyiyim. Şimdi kahvaltıdan sonraki yatışı yapıyorum. Birazcık yatışayım. Ondan sonra bakarız duruma göre. Sonra gideceğiz. Beğendin mi burayı? Evet, beğendim. Güzel. Sence kaç burası 10 üzerinden? Bir tesis, işletme, ilgi alaka, temizlik, her şeyi düşünerek. Ha, şöyle, zaten hani sahibi olanlar gerçekten tatlı insanlardı ve her konuda çok ilgilendiler. Hani o yüzden tesis bence bayağı iyi, hani sahiplerinden dolayı. Burası da gölün tam kenarında bir yer olduğu için bayağı güzel olduğunu düşünüyorum. Yani Gölcü'ye gelinirse kesinlikle burada kalın, yani böyle bir kamp alanında kalınması gerekiyor. Çünkü biz çok aradık dün. Hani kamp alanı, tesis olmayan bir yer ama bulamadık gerçekten. Çünkü gölün hemen kenarında yol vardı. Burası bayağı kamp yapmak için güzel bir yer bence. 10 üzerinden? 7. Çok güzel, çok güzel ama 7. 7 demek ki çok kötü bir puan değil. Çadırımızı topladık, dönüş yoluna geçtik. Gitmeden önce de bir kahve içmek istedik. Tam karşı taraftaydı kamp kurduğumuz yer. Şimdi burada da, oranın karşı tarafında da kahve içiyoruz. Burada birkaç kafe var, kahve içip yemek yiyebileceğiniz. Bu videoluk bu kadar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.